Bunu benim yeğenimi bilenler bilir. Benim 2022 yıl sonu döviz hedefim 6 lirayla 8,5 lira arasında. Bir saniye, bunu not ediyorum. 2022 yıl 22 sonu 6 yılı lira 8 lira arası. sonu döviz hedefim 6 lirayla 8,5 lira 9 lira arasında. Bugün hükümet Bunu düşürmüyorsa ekonomimiz ihracata dayalı. Bu yüzden. Ama bugün şu anda iddia eden sizden başka kimse yok. Yani buna ne ben devletler bir deliyim ne hocam. Türkiye'deki Emre, ekonomistler. beni tanıyan der ki bunun 3-5 çivisi eksik, tahtası düşük ama enteresan Estağfurullah. söylediği her... Yo, ben kabul Estağfurullah. ediyorum. Bir kul ya deli ya veli olacak. Üçüncü ayda 150 milyar doların piyasaya ilk kokusunun geleceği, nakit girişlerin ilk başlayacağı aydır. Temmuz ile Ağustos arası. Biz de dedik ki Eylül ayından akrebe gelen şu 1,5 ayda dövizin ateşi tıpkı Aralık'taki gibi... Yani şimdi anlaşılması için soruyorum. Diyorsunuz ki bu kriz sonuçlanacak. Ve Dolar 10 liranın 10 altına liranın düşecek. altına Hatta inecek. 6 lirayı görecek Kasım'a kadar. Ben 6 lira 7 lira bandında ideal Hocam seviyesi çok olarak iddialı. görürüm. Çok iddialı. Ben Biz değil. bunu 6 ile 10 lira arası diye yumuşak söyleyelim ama benim hedefim 6 lira. Bizim için belirleyici takvim yıl Yıl sonu. sonu. Yıl Bak sonuna yıl kadar sonu düşmezse ben tekrar buradayım. evet bu Her yayını çekeceğiz. varlık barışı adıyla toplumun bildiği yurt dışındaki finansal varlıkların yurt içine dönüşünü sağlayın manasına gelen bir resmi gazete genelgesi yayınlandı. Tesadüf bu haberden 5-6 gün önce Merkez Bankası Başkanı İTO Genel Kurul toplantı salonunda dedi ki bütün herkesin Türkiye'den edinip de yurt dışına kaçırdığı, araç stokladığı, bizden aldığı Exim Bank kredilerini nasıl repo ettiklerinin farkındayız. Stokçulukla her yerde mücadele edeceğiz. Bu iş adamlarına sesleniyorum, varlıklarınızı yurt içine getirin, dedi Merkez Bankası Başkanı. 2-3 gün gündem oldu hatta. Ve bununla ilgili Hazine Maliye Bakanlığı'nın bir çalışması olduğu duyurulmuştu. Nitekim haber de arkasından dün geldi. Giren paradan herhangi bir vergi almak istemiyoruz. Bir yıla yakın hesaplarınızda bu parayı tutun, sıfır vergiyle ülkenize sokmuş olun diye muazzam bir destek yayınlandı. İşte bu destek bir yıl süreyle hesaplarda tutulmasının garanti edilmesiyle sıfır vergi çok muazzam bir durum. Bu da bizim yıl sonu döviz hedefimizi 10 liranın altına inecek hedefimizi BDDK kararı ile birlikte resmi hükümet müdahalesi olarak ikinci adımla bizim doğru yolda olduğumuzu, analizlerimizin doğru olduğunu gösteren bir veri geldi. Buradan yatırımcılara sesleniyorum. Ya da buradan bizi eleştiren 10 lira çok ütopik diyenlere sesleniyorum. Biz sizi tek tek not ediyoruz. Vakti geldiğinde konuşacağız. Siz de bizim ismimizi not edin. Ben yine bu ekranlarda konuşuyor olacağım. Nitekim hükümetin attığı her adım, yayınladığı her bir genelge benim söylemlerimi ve yaptığım analizleri tek tek haklı çıkarıyor. Ben bugün burada döviz ne olur, altın ne olur sorularına yüzlerce videomla cevap verdim. Ancak en net cevabı bir kere daha bu genelgenin üstünden vermiş oluyorum. Yıl sonu döviz aşağı doğru inecek. Ben tek tek not ettiğim isimleri, hesapları veya toplumu galeyana getirmek için beyni iğdiş edilmiş dolarla yatıp dolarla katılanları bu ekrandan ifşa edeceğim. Hep söyledim hatırlarsanız Aralık ayının sonu benim takvimim. Ama belki bir hafta ocağa sarksın. Ama bitti 100 milyar lira yani eski parayla bizim şu anki bahsettiğimiz 5 5 milyar milyar dolara denk dolar. geliyor. Fazla vermişiz. Hatta 6 milyar dolara yakın bir fazlamız var. Cari hesaplarda harcadığımız paradan fazlası kasamızda kalmış. Bir ay daha böyle yürüdüğünü düşün. Etti 200 milyar lira. Ve üstüne bir de 25 milyar doların Türkiye kasasına girdiğini düşün Sercan Hoca. Döviz düşer mi düşmez mi? Şu Buradan Türker Akıncı'ya çok selam olsun diyorum. İlk defa Nisan ayının 25'lerinde onunla yaptığımız bir söylemde benim genel olarak zihin dinamiğimin bir metni diyelim. Bunu alıp kapak yapınca herkes dolar 10 lira olacak falan. Ocak mevzu bence çok kıymetli. Hayatım pahasına söylerim bunu. 9 Ocak'tan sonra siz bunu rahat rahat yaşayacaksınız. Geçen yayında da siz de dedik ki hocam 9 Ocak'a dikkat. Hükümet burada bir tarih yayınladı. Bu tarihe kadar dövizleri satın dedi özel bankalara. Bahsi geçen rakam 20 milyar doların üstünde. Sadece 5 milyar dolar bir haftada eridi. Daha da erimeye devam ediyor. Düşüşü ne kadar kısa vadede bekliyorsunuz? Tarih verelim. Bize hep soruyorlar yorumlarda hoca Olur. söylüyorsun Eylül diyorsun ki arkadaşlar tarihte hiç Ağustos ayında döviz 10 liraya düşecek demedim.
Eylül ayında döviz 10 liraya düşecek demedim. Ne zaman düşecek? Ekim'de demedim. Ülkemizin doğum tarihi üzerinden ve ülkemizin yönetimin elinde bulunduran Cumhurbaşkanı'nın karakter sayıları üzerinden bir hesaplama yaparak dövizin Ağustos-Eylül ayı itibariyle 10 liranın altına ineceğine dair bir öngörüde bulunduk. Dedim ki döviz 10 liranın altına Ağustos ayı itibariyle düşer.